Evet arkadaşlar. Yeni bir videoda tekrar beraberiz. Fil kulak lepis testlerimizin son durumlarından bahsedeceğim sizlere. İlk videomdaki yavrularımız gerçekten bayağı büyüdüler. Artık yavaş yavaş boylanmaya başladılar. Bugünün sürprizi şu yukarıdaki grup oldu. Bir dişimiz daha doğum yaptı. Şöyle yakından çekeyim. Evet bunlar bakın daha keseleri de var arkadaşlar. Bunlar yeni doğdular, daha yeni. 2, 4, 6, 8, 9 tane arkadaşlar. Dişimiz de... Şuradan bakayım. Evet dişimiz de bu arkadaşlar, doğum yapan dişimiz. Sanki hala da var herhalde. Ama tabi bu yavru değil şu an arkasındaki. Evet geçen paylaşmış olduğum videodaki yavrumuz. Onlar da bayağı büyüdüler arkadaşlar. Ee, şu an deli gibi yem arıyorlar akvaryumun içerisinde. Evet sizlerle e, bu yeni doğan yavrularımı paylaşmak istedim. Arkadaşlar biliyorsunuz ben yavrulu kullanmıyorum. Ee, oldukça geniş bir saklanma alanı mevcut akvaryumumda. Yani şu kaynada bir karanlık alanlar da oluşturuyorum. Yavruların kaçıp rahatla saklanabileceği. Şurada e, moslarım var. Tela sarmıştım. Onları da bağlamadım arkadaşlar. Aşağıda da var mos onlar da yukarı doğru uzuyorlar. burada bir köprü gibi birleştirdim birbirlerini. Yani birbirlerini bağlandılar arkadaşlar kendiliğinden. Orada da yavrularımız gayet güzel bir şekilde saklanabiliyorlar. Gerçi bu şekilde alıştıkları zaman yavrulara pek fazla saldırmıyorlar. O yüzden yavrularına bakın ya yani bunlar daha yeni doğdu arkadaşlar. Şöyle şu taraftan çekeyim onları ben size. Daha yakından olsun. Yavaşça gidiyorum kaçmamaları için. şu Böyle yaklaştım. Evet. Bakın daha keseleri de duruyor arkadaşlar. Onlar daha bugün dünyaya geldiler. Bunlar bakın burada normal bir şekilde yüzüyorlar ve herhangi bir saldırıda olmuyor. Yani fil kulaklarda bilmiyorum belki benim balıklarım da yani Keşfettiğim bir durum var. Yani yavru sayıları az oluyor. Ancak Yavruların büyük, yavrular büyük oluyor arkadaşlar. O konuda da aslında avantajlıyız. Çünkü çok fazla yavru olduğu zaman e, yavrular biraz daha dayanıksız oluyor. Ama fil kulakların yavruları e, normal boyuta göre fazla büyük oluyorlar yani. Bakın şurada da şöyle yaklaştırayım. Evet arkadaşlar. Şimdi şu dişimiz var doğumunu beklediğimiz. Evet kızım yanımda. O da bana eşlik ediyor. Küçük bir kızım var. Evet güzel sesler geliyor. Onunla konuşuyorum zannediyor. Bana cevap veriyor arkadaşlar. Evet onunla sesini silmiyorum. Hatıra olsun. İleride kendisine dinleteceğim o videoyu. Evet arkadaşlar şu iki tane dişi yakında üç tane diş pardon yakında doğum beklediğim şeyler. Bakalım inşallah daha çok yavrularımız olur. Sizlere de bunları paylaşırım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olarak yeni paylaşmış olduğum videolardan da anında haberdar olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.